Bu Twitter'lar falan var ya. Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Dünya basını Türkiye'de Twitter'ın yasaklanmasına geniş yer verdi. How to use Twitter. Uluslararası haber ajansı Reuters, Twitter yasağının hükümete büyük zarar veren yolsuzluk skandalıyla boğuşan Erdoğan'ın sosyal medyaya müdahale edeceğini açıklamasından birkaç saat sonra geldiğini yazdı. Bu Twitter'lar falan var ya, Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından NBC'de web sitesinde yer alan haberinde Başbakan Erdoğan'ın tehditlerinden sonra Türkiye'de Twitter'ın bloke edildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Amerikan CNN televizyonunda Türkiye'de Twitter'a erişim engellenmesinin ardından kapatma karşıtı kullanıcı adlarının dünyada en çok izlenenler arasına girdiğini belirtti. Box, İngiltere'de yayınlanan Gordion gazetesi ise haberi başbakanın sosyal medyaya saldırısının ardından Türkiye'de Twitter kullanımını yasakladı başlığıyla duyurdu. Twitter, Twitter, İngiliz Finansal Times gazetesi de Türkiye'deki Twitter yasağını Türkiye Twitter'a erişime engelledi başlığıyla duyurdu. Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında ise Twitter'a gelen yasağı Twitter Türkiye'de kapatıldı başlığıyla duyurdu. haberde yasak öncesi Başbakan Erdoğan'ın Twitter ve buna benzer şeylerin kökünü kazıyacağız açıklaması yaptığına vurgu yapıldı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Alman Bild gazetesi de Twitter yasağını Erdoğan Twitter'ı kapattı başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde Erdoğan'ın perşembe akşamı yaptığı açıklamanın hemen sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişimin engellendiği belirtildi. Türkiye'de Twitter'ın yasaklanmasına Avrupa Birliği'nden de ilk tepki geldi. Avrupa Komisyonu'nun dijital stratejilerinden sorumlu üyesi Neyle Kuras kararı ağır bir dille eleştirdi. Neyle Kuras kararı dayanıksız, anlamsız ve korkakça bir adım olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise kaygı duymaktayız ifadesini kullandı. On the homepage, type your message into the box. Bu arada savcılık kararı ile Türkiye'de Twitter'a koruma tedbiri koyulmasının ardından Twitter'dan bir açıklama geldi şirket. Türkiye'deki servislerimize erişimin engellendiğine ilişkin haberleri araştırıyoruz demekle yetindi. Açıklamada ayrıca kullanıcıların cep telefonlarındaki SMS özelliklerini kullanarak tweet gönderebileceği belirtildi. Öte yandan Twitter yasağına Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'ndan da tepki geldi. Avrupa Konseyi yetkilileri Twitter'ın tamamen yasaklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgür ilkesine aykırı olduğunu bildirdiler. <laughs> Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torp John sözcüsü Daniel Hockton, NTV'ye yaptığı açıklamada her ne kadar bir devletin ulusal güvenliği tehdit eden gerekçelerden ötürü yasa dışı içeriye erişimi engellemesi mümkün olsa da burada geniş kapsamlı bir yasak söz konusu şeklinde konuştu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz konuyla ilgili çok sert bir yazılı açıklama yaptı. Twitter yasağını şiddetle kınadığını vurgulayan Schulz, Başbakan Erdoğan'a sert ifadelerle yüklenerek Erdoğan'ın kontrol edemediği bütün medya ve basın kuruluşlarına karşı bir kampanya yürüttüğünü, bu otoriter yaklaşımın ifade hürriyetine doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük üçüncü grubu liberallerinin başkan yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff üyelik müzakerelerinin artık askıya alınması gerektiğini söyledi.